Arkadaşlar merhaba. Evren Yıldırım ben. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Geçen bir Subsys Painter'da ayda atama olayını göstermiştim bir videoda. O video şu. Bu videoda işte bir silah vardı. O silahın detaylandırmasını yapıyordu. Yani dokusal olarak parçalara bölüyorduk bunu. Subsys Painter'da istediğimiz dokuyu atabilmemiz için tek tek. Bunu yapmak için öncelikle 3D Max programında bir ID atama olayı gerçekleştiriyorduk. İşte şöyle göstereyim. İşte namlusuna farklı bir renk, farklı bir ID atıyorduk. İşte gövde, dipçik, kabzasına farklı ID'ler atıyorduk. Bu yöntemle yapıyorduk bunu. Bu yöntemin daha kısa yolunu ben keşfettim. Bugün size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi elimde böyle bir şey var, zırh var. Karakterin ön göğüs zırhı var. Ve bu zırhı 3 parçaya böldüm ben UV map olarak. Ama dokusunu atadıktan sonra şu kenarlardaki çıkıntıların farklı renk olmasını istiyorum. Yani bunun için de tekrardan gidip Max içinde ID ataması yapmak uzun uğraş, uzun zaman alıyor. O yüzden öğrendiğim yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen bir dokumuzu atayalım. Tabii dokumuzu atamadan önce bunu mocking yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şu an low poly. Haritalarımız geldi. Tamam. Şimdi şöyle kendi oluşturduğum bir özel kaplamam var. Onu atalım. Şimdi şuradan UV haritasına bakalım. UV haritasında gördüğünüz gibi 3 parçaya böldüm ben bunu. İşte alt, sol bir taraf, sağ bir taraf. Şimdi yapmak istediğim şey şunu tekrar bir şey getireyim. Şu kenarda görmüş olduğunuz kısımların şunların farklı bir renk olmasını istiyorum. Geri kalan kısmın aynı kalmasını istiyorum. Bunu yapmak için ne yapıyorduk biz? Yani ne yapmamız gerekiyordu? Bu parçayı Max'e atıp ID'lendirmemiz gerekiyordu. Ama bunun Substance Painter içinde de yapılabildiğini öğrendim. Hem de daha kolay, daha basit. Şöyle ki hemen layer'ımıza gelelim. Buradan silelim. Yani yanlış oldu, hepsini silmeyecektik. Evet. Şimdi atamak istediğimiz doku benim yine altınımsı renk, altın rengi gibi bir şey olacak ama burada siz olayı anlayın diye daha belirgin bir renk atayacağım ben buraya. Mesela ne atayalım? Plastik olsun mesela. Hani mantığını daha iyi anlamanız için. Şimdi bu plastiği buradan tutup buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Normalde bunun üstüne getirmek gerekiyor ama ben o şekilde beceremiyorum. Yani bir türlü bunu buradan buraya getiremediğim için bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bunu buradan aşağıya alıyorum. Şimdi plastik kaplamamız üstte. Normal diğer kaplamamız da altta. Evet. Ama biz plastiğin şu bölgede olmasını istiyoruz. Kenarlarda, şu çıkıntılarda da olmasını istiyoruz. O yüzden plastiği seçiyoruz. Plastik malzememizi. Sağa tıklıyoruz. Add Plastic Mask. Add Plastic Mask'ı tıkladıktan sonra şu sağdaki siyah karenin aktif olduğunu görüyorsunuz. Soldaki aktif olursa şu mouse'la sol tarafta gösterdiğim
menüden poligon kısmını seçemezsiniz arkadaşlar. Şuna bir kere tıkladığınızda maska seçiliyor ve buradan poligon fill yazıyor. Poligon fill'e tıkladığınızda gördüğünüz gibi objemizin üzerine wireframe şeklinde aynı Max'teki 3 boyutlu programlardaki gibi bir tel doku kapladı. Bu aslında bizim ördüğümüz örgü. Şimdi bu örgü seçiliyken aşağıda fill modede burada şeyler var. Seçenekler var. 4 tane seçenek var. İşte triangle yani üçgen seçenek, polygon, mesh komple seçiyor. Bir de UV. Şimdi burada mesela UV'yi seçtiğimiz zaman şurada tekrar bunu UV kısmına da getireyim. Mesela bu kısma tıkladığımda arkadaşlar o kısım komple UV ile seçtiğim için komple plastik moduna döndü. Diğer kısmı da seçsem o da plastik moduna dönecek. Ama arka kısım dönmedi. Çünkü orayı seçmediğim için. Hemen geri alıyorum. Bu UV şeklinde seçme. Eğer siz bunu UV şeklinde ayırdıysanız tek tıkla bu şekilde yapabilirsiniz. Ama biz UV şeklinde ayırmadığımız için şuradan poligon modunda seçeceğiz. O yüzden poligonu seçtim. Tıkladığım yer istediğim renge bürünecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımların ben farklı bir renk olmasını istiyorum. Hani ID atamadaki kadar uğraşmanıza gerek kalmıyor artık bu yöntemle. İstediğiniz yeri seçiyorsunuz ve o renk istediğiniz metalin rengine atanmış oluyor. Bunu ben örnek olsun diye bu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde yaptık. Geldi. Fakat bir de şöyle bir şey var. Eğer ki siz mesela bu çok düzenli olduğu için böyle geldi. Mesela ben burayı da istediğim gibi seçebilirim. Zaten düzgün bir şekilde parçalamışım ben bunu. Fakat siz şey yaptığınızı düşünün. Bir yöntem daha var. Onu da göstereceğim. Hani daha çok poligon var ama oralara erişemiyorsunuz. Böyle noktayla tek tek seçemiyorsunuz. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Onun için de şöyle bir yöntem var. Hemen şunları geri alayım. Onun için de şöyle bir yöntem var. Bunu da hatta sileyim. Bir daha şöyle yapayım. Şuna tekrardan Black Mask dedikten sonra şurada Particle kısmı var arkadaşlar. Particle kısmı. Yani fırçaların bir altında. Particle. Hani bunlar böyle bırakırsınız ya, akışkandır bunlar. Kendi gider su akar yolunu bulur şeklinde. Şimdi burada fili seçiyorsunuz. Fil yazıyor. Bu araç ile dokunduğunuz yer şey olarak seçiliyor. Nasıl söyleyeyim size? Ya bu bir akışkan. Şimdi bende poligon sayısı az olduğu için bu tam anlamıyla gözükmüyor. Ama daha böyle çok poligonlu bir yüzeyiniz varsa sadece bunu şöyle baştan tutun. Şöyle çektiğiniz zaman o akacak ve yolunu bulacaktır arkadaşlar. Bunu da deneyerek kendiniz öğrenirsiniz. Bu faydalı bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Herkese kolay gelsin.